Herkese merhabalar. 3 dakikada özet başlığı içerisinde bugünkü inceleyeceğimiz film, Netflix'in bu sene yayınladığı ve Sandra Bullock'un başrolünde olduğu The Unforgivable adlı drama filmi. Senaryosunu 3 bölümlük 2009 yapımı Unforgiven adlı mini diziden alıyor. Bruce Slater? Follow me. Bus map. You're always late. House rules are simple. No fighting, stealing. Bullock, The Unforgivable'da bir suç işledikten sonra topluma adapte olmaya çalışan Ruth Slater adında hapisten yeni çıkmış bir mahkumu canlandırıyor. Rahatı olduğu bir eve dönmek istese de kimse onu geri kabul etmiyor gibi görünüyor. Hapisten çıktığında ise suçu işlemeden önce ancak görebildiği 6 yaşındaki kız kardeşini aramaya başlıyor Ruth. Ne var ki nereye gitmek istese polis katil olarak görüldüğü için toplum içine girmesi onu bir hayli zorlayacak. Do you have kids of your own? Whatever her life was like before, and I'm sure there were good moments, they were obliterated by what you did. Does she really not remember me? She doesn't. I don't believe that. I don't believe that she doesn't remember me. Does she know about the no contact order? Ruth. Nora Fink-Chaiten yönetmen koltuğunda oturduğu affedilmez, IMDb'den 7,2 puan almasıyla birlikte 2 saatlik uzunluğuyla Netflix seyircilerini karşılıyor. İlk izlediğimde acaba gerçek bir hikayeden bu uyarlama diye araştırmıştım. Her ne kadar cevap olumsuz olsa da filmde olaylar çok güzel bir şekilde işliyor, siz de benim gibi gerçekçi imgesini yapıştırabiliyorsunuz. Bunun haricinde karakter arka plan yansıtılması çok başarılı görünüyor. Ruth Slater'ın gitgide çökmesi ve kardeşini aramak için neyi varsa ortaya koyması duygusal bir bağ kurmamıza neden olsa da bir polisi öldürmüş olmasından dolayı stilinin ağır bir yük altında kalışı onu kız kardeşinden ayırmakta yeterli oluyor. İşin gerçek kısmı da bu zaten. Polis katili birinin salınmasından sonra kimse o kişiye sıradan bir vatandaş gibi bakamaz. Ki film içerisinde bir kadın babasının polis olduğunu söyleyerek Ruth'u müthiş bir şekilde dövmüştü. Gel gelelim sevgili seyirciler, işin aslı bambaşka. Sizce gerçekten Ruth polisi öldürmüş olabilir mi? Sırf babasının evinin borcunu ödemiyor diye bir polis katili olmuş mudur? Bence izleyin ve şoke olmaya hazırlanın. İzlediğiniz asla pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Şimdiden keyifli seyirler.